Haber'den iyi akşamlar değerli izleyenler. Ben Hande Bayraktar. Günün öne çıkan başlıklarını aktaracağız ve hemen başlıyoruz. MHP lideri Bahçeli'nin İmralı çıkışına CHP lideri Özgür Özel ılımlı yaklaşmıştı. Ancak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan tepki geldi. Yavaş, terörist başının muhatap alınmasının hukuka aykırı olduğunu söyledi. Terörist başı ve terör örgütü lideri olduğu kabul edilmiş ve cezası onanmış birisinin muhatap alınması gerçekten Türkiye'deki hukuk sistemine aykırı. Bahçeli'nin tarihi İmralı çıkışı önceliğindeydi. Böyle bir kararın ancak meclis tarafından alınabileceğini söyledi. Her şeyin hukuka ve meşruiyete uygun olması gerekir. Bunun için de milletvekillerinin varsa bu konuda bir plan proje mecliste bunu tartışması gerekir. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin çıkışına ana muhalefet partisinden şimdiye kadar olumsuz bir yorum gelmemişti. Ancak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş o sözlere karşı çıktı. Bir başkasına karşı işlenen suçu birisinin affetmesi gibi şeyler mümkün değildir. Toplum bu konuda çok acı çekmiştir. Kimse kendi başına karar veremez diyen Mansur Yavaş, halka soralım önerisini de gündeme getirdi. Bunların toplumdaki ortak yaşama iradesini yaraladığını düşünüyorum. Bazı şeylerin halka da sorulması lazım. CHP lideri Özgür Özel bugün Beşiktaş'taydı. Partisinin teröre ve şiddete karşı düzenleyeceği miting öncesi alanı inceledi. Teröre inat, korkmadığımızı yaşam hakkını savunacağımızı ifade etmeye geldik dedi. Meydanda teröre, şiddetin her türlüsüne inat, yaşam hakkını savunacağız. Teröre karşı sinmiyoruz dedi. Herkesi İstanbul'da düzenleyecekleri mitinge davet etti. Türkiye'nin dört bir tarafı bu hafta çok üzüldü. Sinmeyeceğimizi, korkmadığımızı, yaşam hakkını savunacağımızı ifade etmeye geldik. CHP lideri Özgür Özel hazırlıkları incelemek üzere Beşiktaş Meydanı'na geldi. Görevlilerden bilgi alan Özel vatandaşlara da çağrı yaptı. Çağrım şudur: bu ülkeyi kurtaranlar, bu cumhuriyeti kuranlar korkmadılar. Biz de korkmuyoruz. Türkiye'yi yeniden kurtaracak kadroların cesaretine, gücüne güç vermeye hepinizi bekliyoruz. Bakkala girdi, veresiye defterini isteyip tüm borçları kapattı. Hatay'da 40 bin liralık borcun üzerine çizen o gizemli hayırsever esnafı hem şaşırttı hem de mutlu etti. Toplam miktar 40 bin TL. Bu bana gerçekten bir ilaç olarak geldi. Onlara da geleceğimden eminim. Tek kalemde 40 bin liralık borcu sildi gitti. 13 aileye ilaç gibi gelen isimsiz kahraman gönülleri fethetti. Bu şekilde borçlarını sildim, ödenli diye de sayfasını kapattım. Hatay'da bakkal Abdurrahman Öztürk'ün dükkanını bir hayırsever ziyaret etmiş, müşterilerin borçlarını kapatmak istediğini söylemişti. Kul sıkışmayınca hızır yetişmemiz diye bir atasözümüz var. Hiçbir şekilde de ismini, görüntüsünü de vermek istemedi. Esnaf da hemen veresiye defterini açtı, bildiği bazı isimlere öncelik verdi. Seçtiğim bir 13 kişi, durumu iyi olmayanlar, kirada oturanlar, ödemesini yapmakta zorlanan insanları seçtim. Gizemli hayırseverin bir şartı da vardı. Gizli bir şekilde söyleyeceğim. Hiç kimsenin de ismini vermeyeceğim. Onlar kendileri bilecek sadece. Sonra 40 bin lirayı çıkarıp verdi. Borçlar silinirken Hızır gibi yetişen kahraman kaybolup gitti. Bu miktarla 13 kişinin bir anda borcunun silinmesi ilk defa oldu. Hayırseverin yardımı esnafı mutlu ederken müşterilerin ise henüz haberi yok. Ben hiçbirine daha söylemedim. Hepimiz için güzel bir şey oldu bu. İlk defa karşılaştım. Sosyal medya yayıncılığının da etkisiyle gençlerin medya sektörüne ilgisi arttı. Spiker, sunucu, muhabir olmak isteyenlerin ilk tercihi diksiyon kursları. Peki bu kurslarda nasıl bir eğitim veriliyor? Yakından görelim. Diksiyonu iyi olması gerekiyor. Artikülasyonu iyi olması gerekiyor. Herkesin tabii ki çeşitli hayalleri var. Belki sizin de hayalinizde spikerlik, sunuculuk ya da muhabirlik yapmak olabilir. Peki bunun için ne yapmanız gerekiyor? Tabii ki eğitim de alabilirsiniz. Peki nasıl bir eğitim almanız gerekiyor? Onu göstereceğiz. Ama baştan söyleyeyim, bu iş sanıldığı kadar kolay değil. Müzik
spikerlik, sunuculuk, muhabirlik, habercilik, bunları ayırmak gerekiyor. Spiker, sunucu genelde göz önünde, direkt halkla birebir iletişim içinde olduğu için tabii ki belli bir diksiyon yapısına sahip olması lazım. Muhabir veya haberciler de bu işin biraz çekirdeğinden yetişmesi gerekiyor. Benim için öncelikle bir hayaldi. Ben hayvanları çok seviyorum. Hayvan hakları ile ilgili bir program hep yapmak istiyordum. Bu işi yapmak isteyenler sanıyor ki hemen iyi okuyabiliyorum, oturayım okuyayım. Öyle olmuyor. Biraz bu işin çekirdeğinden yetişmek gerekiyor. Bu stüdyonun avantajı bireysel çalışabilme imkanı sunduğum için. Eleştirdi. Değişikliği Cumhurbaşkanı makamı. Fonetik, diksiyon ve artikülasyon eğitimlerinin yanında kursiyerler nasıl haber yazılması gerektiğini de bu merkezde öğreniyorlar. Sadece bununla kalmıyorlar. Aynı zamanda bakın burada haber sunuyorlar. Tabii herkesin olduğu gibi benim de spikerlik hayalim vardı. Stüdyoda bir haber sunmak, güncel olayları takip etmeyi seven bir insanım. Bir haberi yazmayı, o haberi sunmayı çok iyi bilmesi gerekiyor. Bunun için bir eğitim gerekiyor. İşte biz burada bunları sağlamaya çalışıyoruz. Kamera karşısına ben ilk geçtiğimde heyecanlanmıştım. Sizde de oldu mu o heyecan? Oluyor, elbette oluyor. Yani böyle elleriniz, parmak uçlarınız titriyor. Dediğiniz gibi bir dakika. İstanbul Beyoğlu'nda otobüs durağına bir mesken edinen yabancı uyruklu çete, yine yabancı uyruklu bir kadın yolcunun parasını ve pasaportunu çaldı. İşte güvenlik kamerasına da yansıyan o ilginç yan kesicilik anı. Ortaya alındı, ruhu bile duymadan parası pasaportu çalındı. İstanbul Beyoğlu'nda yan kesicilik seferine çıkan çete belediye otobüsü kamerasına işte böyle yakalandı. Yabancı uyruklu yan kesici 3 kadının hedefinde yine yabancı uyruklu turist kadın vardı. Otobüsün içine girdikten sonra o 3 kadın turisti aralarına aldı. İşlerinden biri el çabukluğuyla elini çantasına attı ve tam içindeki dolar, euro ve Türk lirası olan paraları aldı. İşte o anlar, hedeflerini araya alan kadınlar kaşla göz arasında çantadaki tüm parayı kaptı. Yolcu kılıklı yan kesiciler kapılar kapanmadan araçtan indi. Otobüstekileri atlatan çete güven timlerinin dikkatini çekti. Üst aramasında bulunan pasaport her şeyi ele verdi, gerisi çorap söküğü gibiydi. Yaklaşık 50 bin lira sahibine teslim edildi. Yan kesiciler de polis merkezine götürüldü. 24. Uluslararası Fethiye Ölüdeniz Hava Oyunları başladı. Heyecanın had safhada olduğu nefes kesen yarışlara Show Haber ekibi de katıldı. Kaçtık! Uçuyoruz! Allah! Yeryüzü mü gökyüzü mü? Tabii ki gökyüzü. Gökyüzü. Daima gökyüzü. Very excited. Hocam! Hocam ne oluyor? Hocam ne yapıyorsunuz? Adrenalin patlaması yaşadım. Adrenalin deyince dünyadaki en popüler merkezlerden birinde Baba Dağ'dayız. Gözü yüksekte olanların ayaklarını yerden kesen festivale geldik. Bakın arkamda yamaç paraşütçülerinin hazırlıkları başladı bile. 24. Uluslararası Fethiye Ölüdeniz Hava Oyunları bu yılda 60 ülkeden 1000'den fazla sporcuyu ağırlıyor. Deniz kenarında bu kadar yüksek irtifada Ölüdeniz Lagunu'nun o görsel güzelliğini de beraberinde barındıran dünyada böyle cennet bir köşe başka yok. 1900 metreden Ölüdeniz'in bu eşsiz manzarasına yapılan yolculuğu bir de biz deneyimleyeceğiz. Bakalım nasılmış. Hocam emin ellerde miyiz? Tabii ki. Kaçtık! Uçuyoruz! Allah! Anneciğim! Hocam bu ağladığım aramızda kalsın olur mu? Sıra dışı inanılmaz. Kesinlikle herkesin yaşaması gerekiyor. Ayaklarımız şu an gerçekten tam anlamıyla yerden kesildi. Hocam şu an kaç metredeyiz? Şu an 1850 metrede. Ölüdeniz semalarında süzülüyoruz. Kameraman arkadaşım Halil İbrahim Türk de beni karşı paraşütten görüntülüyor. Çarp bakalım. Ak
tuttum, havada kalmadı. Efendim şimdi film gibi bir operasyon getireceğiz ekranlarınıza. Film gibi diyoruz çünkü İstanbul Pendik'te mahalle sakinlerinin gördükleri filmlerden farksız çelik yelekli ve uzun namlulu silah taşıyan kişiler mahallede dolaşıyordu. İhbar üzerine gelen polis 5 kişiyi gözaltına aldı ama bakın gerçek ne çıktı. Tekinsiz bir yer, silahlar, uyuşturucu ticareti, üstelik herkes özel yelekli. İşte olay tam da bu noktada yaşandı. Elinde silahları olan ve yelekli 5 kişi buraya geldi ve burada uyuşturucu ticareti yaptılar. Pendik Kayapınar Mahallesi sakinleri gördüklerine inanamadı. Hemen polisi aradı. Silahlı kişilerin uyuşturucu ticareti yaptığı ihbarında bulundu. O 5 kişi oldukça rahattı. Uzun namlulu silahlarıyla rahatlıkla hareket ediyorlardı ve kimseden de çekinmiyorlardı. Silahlarını saklamadılar ve ulu orta yerde para alışverişi yaptılar ve o anlarda tabii ki çevredekiler tarafından kayda alındı. Fakat durum düşünülenden çok farklıydı. Komşuların uzun namlulu silah olarak gördükleri şey aslında kamera sabitlemek için kullanılan monopottu. Sosyal medya platformu için kısa film çeken ekip izinlerini eksik almıştı. İşin aslıysa karakolda ortaya çıktı. Meğerse o 5 kişi aslında kısa film çekiyorlardı. Fakat valilikten izinleri vardı. Kaymakamlıktan izin almayı unutmuşlardı. Mahalle sakinlerine heyecan yaşatan film ekibi cezasız kalmadı. O 5 kişiye izinsiz çekim yaptıkları için 10.250 lira para cezası kesildi. Yani aslında toplam bütçeyi cezaya ödemek zorunda kaldılar. İstanbul'un buna benzer tenha yerlerinde aslında illegal birçok şey yapılabiliyor fakat maalesef kabak bizim genç filmcilerin başına patladı. Çocuklar keşke izin alsaydınız. Aslında 10 bin liralık ceza yediler ama milyonluk tanıtım yaptılar. Dolayısıyla filmi ben merak ediyorum ya siz? İstanbul'da bir hafriyat kamyonu şoförü iddiaya göre kaçak döküm yaptı ama o kadarla da kalmadı. Damperi açık unutunca mahallede tam bir dehşet yaşandı. Damperi açık kaldı, direkleri yıktı geçti, mahalleyi savaş alanına çevirdi. Teller sallanıyor, adam geliyor arkasında şey gibi, sanki savaştan çıkmış. Arnavutköy Yavuz Selim Mahallesi sakinleri gürültüye koşunca gözlerine inanamadı. Damperi açık kalan kamyon ne kadar direk varsa sürükleye sürükleye gidiyordu. Biz kovaladığımız zaman aşağıda sürücü direkleri araçtan kopartmaya çalışıyor, ayırtmaya çalışıyor. Bizi görünce tekrar basarak devam ediyor. Hafriyat kamyonu şoförü iddiaya göre kaçak döküm yaptığı yetmezmiş gibi mahallede büyük hasara yol açtı. Bu araç 2024 model. Şu anda 200 milyar masrafı var, zararı var. Bu çocuklar hepsi burada oynuyor sonuçta. Birisi neden gelse ne yapacağız? Show haberin sonuna geldik sevgili izleyenler. Yarın yine aynı saatte görüşmek üzere. Hoşça kalın.